Anam 3 gün kazma salladıktan sonra bula bula paslı bir atlalı bulunca Nevri döndü tabii biraz. Ya bu Hasan abi düşündüğümden de komik bir insanmış. Alemdir ya. Allah'tan haritayı satan adamı bulmadı. Eğer onu bulsaydı o paslının adı kesin ayağına çivilerdi onu. Pardon canım. Efendim Aysu. Kalkacağım birazdan. Tamam görüşürüz. Mehmet, şu yemek işini sonraya bıraksak sana ayıp olmaz değil mi? Tabii ne demek yok. Niye ayıp olsun? Kalkalım mı? Filiz. Geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni çağırdığın için. Çok keyifliydin. Yani bana çok iyi geldi. Ya açıkçası eğer tabii ki sen de kabul edersen bundan sonra hep hayatımda olmanı istiyorum. Olacağım zaten Mehmet. Bunları konuşmuştuk daha önce. Ama sadece dost olarak değil.
Biliyorum, biraz tuhaf olur öyle aniden söyleyince. Sen de şaşırdın tabii. Yani tabii haklısın. Biraz tuhaf oldu tabii böyle aniden. Ama sen kendini sıkıştırma, yani rahat ol. Beni yanlış anlamanı istemem Mehmet. Senden böyle bir teklif almak çok gurur verici. Benim için ne kadar özel bir insan olduğunu biliyorsun. Ama sadece şey, yani o yaşadıklarımız yüzünden, sırf olanlardan dolayı, yani bana olan sorumluluk duygundansa seni tedirgin ettiğini hissettiğim bazı düşünceler sana bu konuşmaları yaptırıyorsa... Filiz, sen bir düşün, hemen karar verme. Tamam mı? Düşün, kendini ne zaman hazır hissedersen cevabını o zaman verirsin. Tamam. Ben kalksam iyi olacak. Tamam, sen bilirsin. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Ender Bey'in sabrı tükendi. Bu işi yapacaksanız yapın, yapamayacaksanız söyleyin bana diyor. İyi de kolay mı abi? Fırsat mı bulabildik? Bu gece halledeceğiz bu işi. Silahı alıp paramızı kapıp uçacağız. Nasıl? Bu gece elektrik saatiyle oynayacağım. Jeneratör otomatikman devreye girer. Oğlum, önce jeneratörü halledeceğiz. Işıklar söndü mü ortalık kararacaktır. Biz o arada işimizi görüp kaçarız buradan. Tamam? Hadi. Ha Alaaddin, bana bir rakı gönder. Tabii Mehmet Bey, hemen getiriyorum. Aşağıda masanız hazırlanmıştı isterseniz. Yok, iyi böyle. Nasıl isterseniz. Başka bir isteğiniz var mı? Sağ olasın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Umar. Abi her tarafa sordum soruşturdum. Bir haber yok bu cevherden. Sen yine de bir araştır Numan. Belki bir haber alırız. Fark etmez abi. Ben çıkıyorum, hadi eyvallah. Tamam mı? Tamam Ender Bey. İzzet Bey'in tefecisiyle görüştüm. Nasıl adamlar bunlar Bekir? Evi ipotek gösterdim biliyorsun. Ters bir şeyler olmasın sonra. Ters bir şey yapanı düzeltiriz Ender Bey. Siz rahat olun. Her şey üst üste geliyor Bekir. Bana iyi bir haber verin. Söyle Alaaddin. Tamamdır. Ödeme konusunu Bekir'le halledersin. Alaaddin işi halletmiş. Silahını almış. Alo.
Paran hazır terzi. Öyle mi? Ha iyi iyi. Güzel. Güzel. Tamam. Nerede görüşecek? Sen nerede istiysen orada görüşecek. Vallahi Ender Bey ne yalan söyleyeyim. Ama o izlediğin CD varken hiç mi hiç çekinmem. Cehennemde bile görüşürüm seninle. He valla. malum. Herkese bir sigorta lazım. Benim sigortam da işte o elindeki CD. Öyle değil mi? He. Ebon. Buyur abi. Hele otur bakalım. Sağ işim düştü lan deme. Çök hele çök. Estağfurullah abi. Otur lan yarma. Ulan maşallah maşallah. Çam yarması gibi adamsın ha. Kafan taşlara değecek neredeyse. Otur lan otur. Elinde CD gibi bir sigorta varken cehennemde bile görüşürmüş. Bakalım Kosovalı'nın silahına karşı da sigortalı mıymış? Kimi havladığını anlayacak ama geç olacak Bekir. Ya bırak şimdi nezaket de anlat hadi. Niye çağırmış seni? Senin hayatımda hep olmanı istiyorum dedi Aysu. Buna çok şaşırmadım. Sonuçta sen istenmeyecek insan değilsin. Ama dost olarak değil dedi. Nasıl ya? Ne olarak peki? Bir dakika. Senin hayatımda olmanı istiyorum ama dost olarak değil. Bana bak Filiz. Bu evlenme teklifi olarak da yorumlanabilir. Bilmiyorum Aysu. Kafam çok karışık. Çok. Anlat sen ne dedin peki? Ne diyeceğim Aysu? Aklıma gelen ilk şeyi söyledim. Halinden, tavrından çok tedirgin olduğu belliydi. Ya Filiz çatlatmasın insanı. Aklına gelen ilk şey neydi? Ya sorumluluk duygusundan bunları konuştuğunu. Yaşadıklarımız yüzünden. Ama öyle Aysu. Senin de dediğin gibi evet. Bu bir teklif olabilir. Ama önemli olan bu teklifin hangi duyguyla yapıldığı Aysu. Sadece bu kadar mı? Ya sadece bunu mu düşündün? Bunu mu hissettin? Tabii ki sadece bunları hissetmedim. Heyecandan elim ayağıma dolaştı. Yanından nasıl kalktığımı, senin yanına nasıl geldiğimi bilmiyorum. Aslına bakarsan Mehmet tam kendine yakışır biçimde davranmış. Sandığımız kadar kayıtsız, sorumsuz değilmiş demek ki sana karşı. Sorun da bu ya zaten Aysu. Kayıtsız kalmadığını göstermek için. Ben senin kadar katı düşünmüyorum Filiz. Yani eğer öyle hissetmese... Aysu, bir şeylere kendini mecbur hissettiği çok belliydi. Ya bana aşık olmadığını, Nermin'e olan saplantılı aşkının olduğunu bile bile ona evet diyeceğim. Ya da onu tamamen kaybetmeyi göze alarak hayır diyeceğim. Filiz bak, eski gönül ilişkilerini bir kenara atmanın kolay olmadığını biliyorum ama... Ya unutmaya çalışıyor işte. Yaptığı teklif de bunu gösteriyor zaten. Ayrıca sana karşı duyduğu sorumluluk da yaban atılacak bir şey değil. Orası doğru. Ama benim için doğru olan hangisi bilmiyorum Aysu. Bu bir kumar. Vereceğim karar ikimizin hayatını da derinden etkileyecek. Sen şimdi Nermin ne düşünür? Kırılır mı acaba falan diye düşünüyorsun değil mi? Vicdanın ona karşı rahat değil, değil mi? Ama bak bir de şöyle düşün. Arada sen olmasan bile Nermin Mehmet'le bir geleceği olmayacağını zaten biliyordur. O onların arasındaki mesele. Benim Nermin konusunda içim hiç rahat değil. Bu ev, bu mahalle, annem, kardeşim, hepsi bana Mehmet'i hatırlatıyor. Bazen buradan çekip gitmek istiyorum.
Bak yavrum, ben memleketime gideceğim. İstersen gel benden, dinlenir kafanı toplarsın. Hem şu dava sonuçlanana kadar uzaklaşmış olursun buralardan. Heh. Yok Zet abla, sen benim yeterince kahrımı çektin zaten. Bir de oralarda yük olmayayım sana. Olur mu öyle şey kızım? Ne kahrı ne yükü? Böyle üzme kendini artık. Seni evladımmışın gibi sevdim. Sen melek gibi tertemiz bir kızsın. Allah yazmış da ne olmamış. Bakarsın bir kavuşmanız vardır Mehmet'le. Zaman her şeyin ilacıdır. Hele şu dava bitsin bir hayırlısıyla. Artık kalbini ferah tutmaya söz vermiştin bana hani. Hani artık ağlamayacaktı. İyiyim Zat abla, iyi olacağım. Terzi Efendi, senin de son kullanma tarihin geldi geçti işte. Beton. Söyle abi. Ver bakalım şu Kosovalı'nın emaneti. Buyur abi. Kurşunun çıktığı silah Kosovalı'nın. Ama sakın o değil. Kim vurduya gidecek yani abi ha? Yanlış uzunum, yanlış. Kim vurduya değil, Bekir vurduya gidecek. Aga aga aga. Ender lavuğu da geldi. Al lan şunu. Buyurun. Para nerede? Uzun. Terslik istemiyorum Bekir. Her şey konuştuğumuz gibi olacak. Siz hiç telaş etmeyin Enver Bey. Bugün tarihe bir taşla iki kuşun vurulduğu gün olarak geçecek. Ender Bey, işlerin bu noktaya varmasını hiç kimse istemezdi, hele değil mi?
Hayat işte. İnsanı bazen istemediklerini de yapmak zorunda bırakıyor. Paraları gerek. Öncesiydiler. Uzun. Terzi, sana bir teklifim var. Teklif mi? Mehmet Kosovalı'yla ne hesabın varsa görebileceğim bir teklif. Vay babam vay. Şu işe bak hele. Peki karşılığında ne istiyorsun benden? Hiçbir şey. Karar senin Terzi. Nedir peki? Kosovalı'yı buraya çağırıp ne hesabın varsa görebilirsin. Bak sen hele. Nasıl olacak bu iş? Ne diyeceğim de Kosovalı kalkıp buraya gelecek? Peşinde olduğu biri var. Cevher. Ha. Şimdi durum anlaşıldı. Ona Cevher'in yerini bildiğimi söyleyeceğim. O da kalkıp buraya gelecek. Tonga'ya basacak. Aynen öyle. Geldikten sonrası sana kalmış. Kosovalı. Ooo Terzi. Sağ şahane bir teklifim var. Söyle bakalım dinliyorum. O Cevher var ya Cevher. O Cevher'i bulmak istiysen sağ söyleyeceğim yere geleceksin. Hayırdır, hangi dağda kurduldu? Sen bana benim istediklerimi vereceksin. Ben de sağ senin istediklerini Kosovalı. Ha böyle her şey karşılıklı olacak. Delikanlıca. He. Şimdi sağ bulunduğum yeri tarif edeceğim. Tamam geliyorum. Kosovalı ile baş başa konuşmak istersin. He. Adnan, arabada bekleyek. Stop, stop, stop. Terzi, hatırlıyor musun sana ne demiştim? Babasıyla dostsun, oğluyla da dost kalmaya bak demiştim. Enderberg, hatırlarsan ben de sağ babasını satan adamla işbirliği yapandan dostum olmaz demiştim. Bu saatten sonra olur desen de boş zaten. Tercihini yanlış kullandın sen. Thank you.
Bu parmağı hatırladın Terzi. He lo? Hiç aklına gelir miydi bu parmak için canını vereceğin? Gelmezdi. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Gel. Kaça sattın lan beni? Sen hiç merak etme. Senin gibi 3 kuruşluk bir adam için çok fazlasına sattı. Geldin yengenim. Hele gel bakalım gel. Geç otur şöyle. Ne içersin? Abi. İlk sen beni sattın hatırladın mı? İlk infazımı veren sendin. Eğer hala yaşıyorsam o da Kosovalı insafı. Şimdi sen bana söyle bakalım Bekir Efendi. Bir parmağın hesabı peşinde koşarken aklına gelir miydi can vereceğin ha? Aşağıda masanız hazırlanmıştı isterseniz. Yok iyi böyle. Nasıl isterseniz. Başka bir isteğiniz var mı? Sağ bir dezgah kurdular. Ama bu Bekir soysuzuyla Ender. Kulüpteki Alaaddin'i satın aldılar. O da benim silahı bunlara verdi. Bunlar da benim silahı seni vuracaklardı. Aynen öyle dediğin gibi. Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yerdi. Bekir. Su testisi su yolunda kırılır. Şimdi benden ne istiyorsun ona gelelim bakalım. Hele bir düşün bakalım Kosovalı. Ne isteyebilirim ki senden? Senin görüntülerin olduğu CD'yi vereceğim sana. Cevher nerede?
Ümraniye'de bir yerde tutuyorlarmış. Ama kuşu çoktan uçurmuşlardır oradan. İstersen sen git bir bak. ...15 yıldır tanırım Bekir. Niye ihanet etti bu çocuk? Eskiye dayanan bir kırgınlık vardı Ender Bey, biliyorsunuz. Kosova'da Bekir abiye ulaşmak için... ...hatırlarsanız... Hatırlıyorum olayı. Olayların bu kadar uzayacağını hiçbirimiz tahmin etmedik. Unuttu gitti sanıyorduk. Bugün yapmasa... ...başka bir gün yapacaktı. Çiğ süt emmiş. İnsanoğlu değil mi? Pee! Gemi yarın gece kalkıyor. Biraz sonra İzzet ve çocuklar seni tersaneye bırakacak. Mehmet çok pardon ya, özür dilerim. Mehmet. Hadi kız. Hadi kız. Sakin ol. Ya şey, ben şu üzerimi hemen değiştireyim yine böyle istiksen. Atmak için ayırmıştım onu. Annemler de atmamışlar. Nermin. Bunlar çok özel ve güzel şeyler. Hiç kimseye de bir açıklama yapmak zorunda değiliz. Hoş bulduk Melek. Umarım rahatsız etmiyorum. Ne rahatsızlığı canım? Gelsene. Nermin evde mi? Evde. Hadi gel. Ne diyelim paşam? Fazladan yaşadı zaten. Dinsizin hakkından imansız gelir hesabı tam. Ya onu bunu bırakalım da şu Alaaddin silahı çaladı. O çoktan kaçmış gitmiş abi. Allah Allah. Ulan bu dünyada itimat edeceğimiz bir insan yok mu ya? İnsan ekmek yediği yeri ısırır mı? Benim de dalgınlığıma geldi abi işte. Yoksa bırakır mıydım? Bu aralar kafa karışık biraz ya. Filiz'le konuştuktan sonra ben çıkmıştım. O ara unutmuşum. Az kalsın unutuyordum ya. Ne konuştunuz? Ya işte biz sohbet edelim falan diye bir araya geldik. Ama... Neyse hayat devam ediyor işte. Eyvallah paşam da. Ya olay böyle hani kendiliğinden gelişti. Ne cevap verdi peki? Hedince olacak şey mi abi bu?
Ya ben düşün dedim. Rahat rahat düşün dedim. Cevabını bekliyorum dedim yani. Hayırlısı paşam. İçinden öyle geldiyse. Senin yaşadıklarında kolay değil. Yaşayacaklarımıza bakacağız abi artık. Baksana güneş her akşam batıyor, her sabah yeniden doğuyor. Öyle paşam. İnşallah Filiz Hanım da senin güneşin olur da senin yüzünde de güneş açar be paşam. Yapıyorsun, vakti nasıl geçiyor? Bildiğin gibi aynı. Bazen komşulara gidip geliyorum. Sat abla vardı ya, o geliyor arada, laflıyoruz. Öyle mi? Çok selam söyle benden de. Tamam, söylerim. De seni biraz gergin gördüm. Bir problem falan yok değil mi? Yo, hayır. Bildiğin gibi işte aynı. İyiyim. Sen dava konusunu ne yaptın? Avukat dilekçeyi verdi. Bekliyoruz. Hı-hı. Filiz aslında Ender bir tatsızlık çıkaracak diye çok korkuyorum. Neden ki? Yani ne yapabilir ki bu saatten sonra? Bilmiyorum Filiz. Mehmet'e bir zarar vermesinden korkuyorum. Ne yapabilir ki Mehmet Enermin? En zor, en sancılı dönemleri atlattınız bence. Geçen buraya geldi. Olay çıkardı. Eniştemle birbirlerine girdiler. Yok Nermin. Ender'den yana şüphen olmasın artık. Bazı şeyleri sindiremedi tabii. Ama alışacak, mecbur. Olmuyor işte. Zorla da olacak hali yok. Umarım senin dediğin gibi olur. Benim korkularım boşa çıkar. Peki Celal Baba Sultan Ana? Yok abi, daha kimseyle konuşmadım. Hele bir cevabını versin. Ondan sonra anamla da babamla da konuşurum. Anlaşıldı paşam. Doğru düşünmüşsün. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Numan. Gel buyur otur, çek sen de mi? Farkımız abi. Var mı bir haber? Yok abi. Yalnız yarın tersaneden Kervancıoğulları'na ait bir gemi çıkıyormuş yola. Geminin yükü de cevher tabii. O yükü alacağız abi. Yani seni böyle görü görmez Ender'i kötülüyor gibi oluyorum biliyorum ama boşanma kararımın sebebi olarak Mehmet'i görüyor. Yeniden barışacağımıza inanıyor. Yani ona bir zarar vermesinden korkuyorum sadece. Barışacağınızı düşünmesi için kendine göre sebepleri olabilir. O konuda haklı olabilirsin. Yani ne bileyim, hayat bu. Kim bilir? Belki de barışırsınız. Öyle bir ihtimal yok Filiz. Benim boşanma sebebimin Mehmet olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. Geçen konuştuk Mehmet'le. Bizim için bir gelecek yok artık. Geçmişi unutup önümüze bakacağız. Mehmet için tek istediğim mutlu olması. Önüne, hayatına bakması. Bak Nermin. Böyle bir ihtimal varsa da yoksa da bilmen gereken bir şey var. Bilmen gerektiğine inanıyorum. Mehmet dün buluşmak istedi benimle. Konuştuk. Onunla ilişkimizin dostluk çerçevesinde kalmasını istemediğini söyledi. Thank you.
İyi misin sen? İyiyim. İyiyim. Yani herhalde yaşadığımız şeylerle ilgili taşıdığı sorumluluk duygusunda. Ya da bilmiyorum işte. Hayatımda hep olmanı istiyorum ama dost olarak değil deyince... Nermin bak. Neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ben de ona ne cevap vereceğime inan bilmiyorum. Ama sana bunu söylemek zorunda hissettim kendimi. Bunu duymak seni üzdü biliyorum ama... Yo. Yani neden üzsün ki? Aksine hep böyle gidecek değil ya. Elbet biri olacak hayatında. Evlenip mutlu olmak isteyecek. O kişinin senin gibi biri olması, yani en azından sen onu mutlu edersin. Üzülmeyi bırak, sevinirim bile. Söylediğin için, nezaketin içinde sağ ol, teşekkür ederim. Sen takma kafana. Benim üzüldüğüm falan yok. Sen dürüst ve güvenilir bir insansın. Mehmet de öyle. Nermin bak. Filiz. Bir şey söylemene gerek yok. Bizim onunla bir araya gelmemiz artık mümkün değil. Bu yüzden sen içini rahat tut. Tamam? Ben kalkayım artık Nermin. Tamam. Ben de seni geçireyim. Hayırdır abi? Daldın gittin mazi. Sorma be paşam. Fena oldum valla. Azumut öldürmedik burada. Güneş her gün doğuyor be abi. Ey usta, nasıl yapıyoruz yani? Nasıl giriyoruz şimdi? Güvenlikte tufan vardı, ayrılmış. Doğru paşam, tufan ayrıldı. Kopmadı ya. 8 senemiz geçti burada ya. Hoşça kal Nermin. Hoşça kal Filiz. Soracağım. Sor gülüm. Beni ne kadar seviyorsun? Çok. Ne kadar çok? Kainattaki hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar çok. Peki sen? Ben seni çok seviyorum. Ne kadar? Kainat kadar seviyorum seni. O kadar mı? Aşk olsun Mehmet ya. Bir an önce evlenelim olur mu? Evet, taşınalım. Her şey çok çabuk olsun, olur mu? Olacak, olacak. Aynı yastığa başımızı koyduk mu, dünyalar bizim olacak.
Seni sevdiğim günden beri her şeyin bir bedeli olduğunu öğrendim Nermin. Her bedeli ödemeye hazırım. Yeter ki yanımda sen ol. Yeter ki sabah uyandığımda seni görebileyim. Önder. Hepimiz hatalarımızın bedelini ödedik. Ama artık bitti. Sen de bunu kabul etsen iyi olur. Yapamam Nermin. Sensiz yapamam. Yanımda olmadığın bir hayat yok benim için. Olacak Ender. Olmak zorunda. Nermin, ne olur böyle konuşma. Bu mümkün değil, anlamıyor musun? Hoşça kal Ender. Nermin. Thank you.
Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Nerede kaldın abicim ya? Acettin bizi ya. Ne yapayım Hasan abi? Üstümden mi çıkarıp verseydim? Var diye bitti geldik işte. Hayırdır? Hayır hayır. Burada bir tane var paşam. Abi ben tek gireceğim. Rıfat. Eyvallah abicim sağ olasın. E bana müsaade o zaman. Bana bak. Mangal sözünü vereli 4 ay oldu hatırlıyorsun değil mi? İş güç çok yoğun be Hasan abi. Bu hafta sonu söz ama. Biliyoruz senin sözünü. Lafa gelince mangalda kül bırakmazsın. İcraata gelince tez. Söz dedim be Hasan abi. Bu hafta sonu söz. Hadi size kolay gelsin. Ben kaçtım. Tamam tamam. Abi tek gitme sen. Dikkat çekeriz Numan. Ya usta. Numan doğru söylüyor. Bu iş tek başına olacak bir iş değil. Olur Şükrü olur. Ya bir aksilik çıkarsa haberleşiriz zaten. Şunu yiyelim mi? Nasıl durum? Bilmiyorum İzzet. Bazen sanki her şeyi duyuyorum. Olan bitenden haberdar gibi hissediyorum. Bazen de... Hayırlısıyla iyileşecektir Ender Bey. İnşallah İzzet. Şu zor günlerimizde ona öyle çok ihtiyacım var ki. Her şeyde bir hayır vardır Ender Bey. Bekir'in ölümüne ondan kurtulduk diye bakalım bana kalırsa. Bu gece de Cevher de gitti mi? Bir terslik olur diye korkuyorum İzzet. Ender. Baba. Baba. Ender. Anladım efendim, anladım. Merak etmeyin, çağırırız. Sultan Ana kuru fasulye pastırmalı yapıyor bu akşam. Merminkiler de geliyor. Hayda. Vallahi ben gelemem o zaman ortak. Abi gel ya. Bundan sonra geceleri pek bir araya gelemeyiz zaten. Alır mı ama? Ya senin bu kayınvalide olacak kadını çekemem. Ya gazı da görsem cin çarptı anam deyip kaçarım şerefsizim. Alınma ya. Ne alınacağım ya? Mehmet. Hadi. Ne tutup duruyorsun yatsana. Sabah kalkamıyorsun bak sonra. Film bitsin yatacağım şimdi. Ders çalışmaya gelince uykun geliyor mu hemen? Hiç de öyle değil ablası. Bugün öğretmenleriyle görüştüm ben. Hepsi de pek memnunlar maşallah. Aferin ablacığım. Benim kardeşim çalışkan değil mi? Şımartmayın şimdi. Asıl çalışkan olan sendin Nermin. Hep okul birincisiydin valla. Hatırlıyor musun Melek? Mavi bir hırkası vardı Nermin'in. Ortaokuldayken. Hani okul formasının üstüne giyer öyle giderdi okula. Ben ördüydüm. Nasıl da yakışırdı yavruma. Biliyor musun o hırkayı hala saklıyorum ben. Atmadım. Evet evet. Hatırladım o hırkayı. Hatta böyle moda diye bir de yakasına kocaman şeyler takıyordu, rozetler falan. Okul müdürü görmüştü, bütün hepsini çıkarmıştı. Akşama kadar ağlamıştın o gün. Hatırlıyor musun Nermin? Hatırlamam mı? Tabii ki hatırlıyorum. Annem de ta pazara kadar gidip aynı rozetlerden almıştı ben üzülmeyeyim diye. Hem de bir sürü. Neyse hadi tamam. Beni de ağlatacaksınız şimdi.
Ben yatmaya gidiyorum. Siz de daha fazla eskiyi yeniyi kurcalayıp üzmeyin kendinizi. Tamam, ben de yatayım bari. Baksana çok geç olmuş. Hadi, iyi geceler size. İyi geceler anne. Mehmet. Söyle abla. Mehmet, okulunu hiç bırakma olur mu ablam? Belki ayrı düşeriz. Ben senden haberdar olamam. Ama öyle bile olsa... bir gün senin büyüyüp... büyük bir adam olduğunu bilmek isterim. Ayrı mı düşeriz? Niye ki? Yok yani... hani olur ya... diyelim... ben uzaklara giderim. Haberleşemeyiz ama... senin başarılarını duymak beni mutlu eder. Bu sene mezun oluyorum biliyorsun. Mezuniyet törenime geleceksin değil mi? Gelmeni çok isterim. Gelmeyi inan bana çok isterim. Gel tabii. Hem mutlu günüm o gün. Hem gelmezsen küserim. Bakar mısın? Kaynakçı mısın? Kaynakçıyım. Kartını göstersene. Yükü alıp limandan açılana kadar odasından dışarı bir adım daha atmayacak. Anlaşıldı mı? Tamam efendim. Akıllı usta otursun oturduğu yerde. Başımızı belaya sokmasın bizi. Anlaşıldı efendim. Şimdi akıllı olacaksın kaptan. Ben bir kere söyleyeceğim, sen de yapacaksın. Ne istiyorsun? Cevher'i nerede saklıyorsunuz? Ben Cevher diye kimseyi tanımıyorum. Öyle mi? Hatırlatayım o zaman. Tamam, tamam. Adamlarını ara, buraya getirsinler. Cevher'i bana getir.
Şimdi de polisi arayalım bakalım. Bilemezsin abi. İzin veremem. Gidemezsin. Hayır. Onunla gidemezsin. Ne var İzzet? Allah belanı versin. Mehmet mi? Lanet olsun. Allah kahretsin. Bahçede misiniz? Tamam, geliyorum. Nasıl oldu bu İzzet? Hani her türlü önlem almışsınız? Hani gemide bir sürü adam vardı? Adam vardı. Vardı da Kosovalı. Allah belasını versin. Cevherden kurtulup bu işi halledecektik. Hata ettik. Bırakın şimdi maval okumayı. Ne yapacağız bundan sonra? Nasıl sıyıracağız bu işten? Polis bir şekilde Cevher'i konuşturacaktır. Ya da kaptanı. Eğer adımızı verirlerse... yedi sülalesini temizleyeceğimizi söyleyin o gerizekalılara. Haberi uçururuz uçurmasına da... konuşmasalar bile... Cevher'in gemimizde olduğunu nasıl açıklayacağız? Cevher'le kaptanın dümeni bu. Evet evet, aynen öyle. Böyle ifade vereceğiz. Şirketimizin imtiyazlarını kullanarak pis işler çeviriyorlardı diyeceğiz. Bu olay sayesinde biz de gerçekleri öğrendik. Tek tutunacak dalımız, açıklamamız bu. Anlaşıldı mı? Tamam. Evet efendim, anlaşıldı. Ama yine de kolay olmayacak. Sana şu pis işlerine son ver dedim. Çocuklar işin başına geçmeden bitireceğim dedin. Söz verdin. Ama yapmadın. Ender bu kadar yükün altından kalkamaz Sefa. Biliyorum, kalkamaz. Eğer Ender'e bir şey olacak olursa... seni hiç affetmem Sefa.
Hem de hiç. Ablana seslenmiştim ama uyanamadı herhalde. Hadi bir koşu git de çağırıver kahvaltıyı. Tamam anne. Abla. Anne. Anne. Sakın ha Çağdaş. Sakın bana bir terslik olduğunu söyleme. Bakın Ender Bey, öncelikle sakin olmalısınız. Eğer sinirlenecek olursanız... Çağdaş, bana akıl vermeyi kes. Anlat çabuk, neler oluyor? Şimdilik her şey istediğimiz gibi gelişiyor. Kaptan ve Cevher'in ifadelerinde problem yok. Polis 2 gün daha gözaltı süresi istiyor. İsterse 10 gün üstesin, ne olacak? Geminin tüm sorumluluğu kaptanda değil mi? Kaptan da suçu üstlendiğine göre? Bakın Ender Bey, Kervancıoğlu Holding'in mallarını taşıyan tırda uyuşturucu bulundu. Ardından tırın sahibi Cevher Bulut, Kervancıoğlu Holding'e ait bir gemiyle yurt dışına çıkacakken ele geçirildi. Sizce bu polisin üstünden atlayacağı bir tesadüf mü? Efendim Melek. Nasıl yok? Bas bayağı yok işte. Seni falan aradı mı? Bir haberin var mı? Yok. Bir haberim yok. Telefonu cevap vermiyor mu? Telefonu kapatıp evde bırakmış. Dün bir Filiz'le görüştüler. Ondan sonra da bir tuhaftı zaten. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor Ender. Dün bizim Mehmet'e de saçma sapan şeyler söylemiş. Ayrı düşsek de gideceğim buralardan falan demiş, uzaklara falan işte, ne bileyim, of. Sana uzaklara gitmeyi göstereceğim. Kötü bir haber mi? Çağdaş, çabuk in arabadan. Ama efendim. Sana in dedim Çağdaş, çabuk! Bana bunu yapmayacaktın Nermin. Bana bunu yapmayacaktın.
Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür Naime. Sus. Ölüm deme. Ne yapayım? Ölesiye seviyorum seni. Ben de seni ölesiye seviyorum Mehmet. Göstermesin de aklıma kötü şeyler geliyor usta. Dün de bir tuhafmış zaten. Gece bizim Mehmet'le vedalaşır gibi konuşmuş. Yok ayrı düşersek, yok buralardan uzaklara gideceğim falan filan demiş işte. Nermin aç şunu, aç şunu! Nermin sakın delilik yapma. Nermin dur. Sakın bir delilik yapma. Mehmet yaklaşma. Tamam yaklaşmıyorum. Nermin sakin ol. Nermin. Mehmet git buradan. Nermin dur. Nermin bunu yapmaya hakkın yok. Seni evde bekleyen insanlar var. Nermin. Sevenlerim var. Annem var, kardeşim var. Yapma bunu. Nermin. Bak bir dinle beni. Tamam yaklaşmıyorum dur. Dinle beni. Bir konuşalım. Yapamıyorum. Anlamıyor musun? Katlanamıyorum. Nermin. Tamam hepsini konuşacağız. Nermin bana bak. Nermin. Nermin.
Nermin dinle beni Nermin. Tamam. Tamam geçti. Geçti.